Sevgili izleyiciler, öncelikle videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Videomuzda hiçbir şekilde hayvanların birbirine zarar vermesini desteklemiyoruz. Kangalların kurt boğması hususuyla ilgili muhabbetlerimiz var videoda. Fakat bu kangalların kurt boğma özellikleri tamamen sürüyü koruması amaçlı. Biz en azından sürüyü koruması amacıyla boğduğu kurtlar üzerine konuşacağız. Çünkü o kurtları etkisiz hale getirmezlerse belki sürüdeki 50 tane, 100 tane, 200 tane koyunun canı tehlikeye girecek. Bu nedenle bunun üzerine muhabbet ediyoruz. Kesinlikle hayvansever arkadaşlarımızın, dostlarımızın aklına yanlış şeyler gelmesin. Biz de en az sizin kadar hayvan severiz. Türkiye'nin en iyi kangal çiftliklerini gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta kimin yanındayız? İsmail Özbey'in yanındayız. Bu benim vazgeçilmeyecek kangal. Çiftlik bir yana dedin, kesinlikle. Bu bir yana dedin değil mi? Herkesin söylediği şey kangal dediğin iri olmaz, senin dediğinde kangal dediğin iri olur. Vallahi eskiden hiç Anadolu çobanı yoktu. Bizim burada hiç Malaklı da yoktu. Zaten Malaklı dediği bir ırk yok. Donadan yapılan bir köpek. Ulan zindan, drone'u ne hale getirdin ya? Köpek var ki burada hiçbir şekilde diğer köpekleri barındırmıyor. Bayağı da bir sıkıntılı. Çok fazla da hani yaralamıştı, vukuatı var değil mi? Bir dakika. Abi dur. Bir dakika. Korkmayın çocuklar, durun. Sen de böyle çök, yere çök. Gel böyle yere çök. O köpeği şu an bir görebilir miyiz şöyle abi? Güzel. Soner efsanesin ya. Ya bunları zapt etmek gerçekten çok zor. Soner, ayağın yere sağlam basmazsa bunun imkanı yok, tutamazsın. Herkese yepyeni bir kangal videosundan selamlar. Türkiye'nin en iyi kangal çiftliklerini gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bir de izleyicilerimiz seni tanısın istiyorum. Kendini bir tanıtır mısın abi? Sivas Şarkışla doğumluyum. Kangal aşkı var. Aklım, fikrim hep kangallaydı, topraklaydı. Şarkışla'ya geldim. Zaten doğma bilmiyor, buralıyız. Kendime ait bir yerim olsun istedim. Hani dünyada gezdiğim insanlar Sivaslıyım deyince direkt akla ilk gelen kangal. Kangalın dostluğu, kangalın bağı çok farklı. Yani insanlarla bir araya getirme köprüsü çok uzun. Bir de doğuştan beri bir hastalığım var benim içimde yani. Çocukluğumda ben dağlarda kangallarla gezerdim. Dev kangallarımız vardı bizim, onlarla gezerdim. Eskiden küçükbaş çok fazlaydı. Köpek ihtiyaçtı. Sürü fazla olunca köpekte ihtiyaç olduğu için İyilerine gerek vardı. İyiler de nasıl seçiliyordu? 30 tane bir sürünün başında gidiyor işte 500-600 koyuna. 10 tane birine gidiyor. O onunla savaşıyor. Doğada aslanların ırkı niye güçlü olandan kazanıyor? Niye onlardan ürüyor? Güçlü olan savaşarak dişi elde ediyor. Onun genleri o dişiye geçiyor. Doğan yavrular otomatikmen ağa kalite güçlü doğuyor. Genetikli doğuyor. Çünkü baba güçlü. Hak ederek aldı yavruları. Kangallarda da eskiden öyleydi. Şimdi kangallar anlatıyorlar. 60 santim, 70 santim. Ya ben eski kangallardan 90 santim kangallar vardı. 90 santim. Çıta gibi köpekler. Bunlar niye ürüyordu?
biliyor musun? İşte bir dişi kızan olduğunda çiftleşme zamanında serbest. Şimdiki kafeste ona buna çekeyim, bunu ona çekeyim yok. O köpek çıkıyor. 30 tane erkek köpeğin içinde savaşıyor. Boğuyor. Güçlü çünkü. Kendine güveniyor. Karakterli köpek. O dişiye çiftleşmeye hak kazanıyor. Alfa oluyor o zaman yani. Kesinlikle. Yavrular ondan doğuyor. İşte kangal öyle üreyen bir hayvan. Ha, günümüzde bozduk biz bunları. Kafese koyuyoruz. Çiftlik usulüne döndüğü zaman, ticarete döndüğü zaman dolayısıyla. Evet. Şimdi herkes çıkıyor anlatıyor. Herkese saygı duyuyorum ben. Tabii ki 60 santimde kangal olabilir. Nasıl olur? Hastalık görmüştür. Bir sorun yaşamıştır. Ya da bakımı zayıftır yavruyken. Yavru 6 aya kadar hızlı büyüyor. Kangal yavruyken 6 aylığa kadar çok hızlı büyür. Bu esnada hastalık falan görürse %10, %20, %30 hastalık derecesine göre küçük kalır. Eski kangallar 85-90 santim. Bizim beyaz, bembeyaz. Akbaş değil ama. Hani milletin Eskişehir gibi anlattığı akbaşlardan, incecik, tilki kafalılardan değil. Bildiğin bakan kutu bayisi zannediyordu. Yani öyle bir köpekti. Ben çocukken okula giderdim. Bir dereden geçirdik biz. Benimle gelir, o derede durur, ben üzerine binerim, ayaklarım yere değmez. Ortaokul, ilkokul zamanlarımız. Beni alır karşıya götürür, karşıdan çıkarım okula. Şimdi günümüzde o köpeği buraya getirsen, aha malaklı getirmiş. Ya böyle köpek mi olur? Kangallar onlar ya. Sen o zaman anladığım kadarıyla şimdi herkes diyor ki, herkesin söylediği şey kangal dediğin iri olmaz. Senin dediğinde kangal dediğin iri olur. Kangal dediğin hastalık görmemişse minimum derecede 80 santim omuz yüksekliği. Arasalı 1-42 metre arasında oynar. O genetik. Etine bağlı yine. Kafa yapısı falan böyle dilki kafalı falan olmaz. 1.40 da iyi bir şey ama yani bir 1.40 ayağa kalktığı zaman kafa yüksekliği yani. Ayak basarıyla kafa yüksekliği. Biz buna kuyruk sokumuyla kafası diyoruz. Minimum 1.40 da 2 metre normal standartta. Sen yüksekliğinden bahsediyorsun. Boy yüksekliği. Omuz yüksekliği minimum 80. Minimum. Maksimum 95'e kadar olur. Bunun malaklı bezmesi işte insanlar burada malaklı kırması. Anadolu çöbeğin köpeği kırması. Vallahi eskiden hiç Anadolu çobanı yoktu. Bizim burada hiç malaklı da yoktu. Zaten malaklı dediği bir ırk yok. Sonradan yapılan bir köpek. Evliyatı çok eski değil. Bunlar kangallarla meleziyorlar şu anda buna diyorlar ama eski köpekler malaklıdan da çok iriydi. Akıllı mantıklı insansın. Bir soru soralım sana. Kangal herkesin anlattığı 60 santim, 70 santim, 65 santim gibi hurafeler anlatıyorlar. Yani 75 santim, 80 santim genelde 80 ideal canım. Olabilir. Kabul ederiz. Ama o fiziki yapıya bağlı olmak şartıyla. Yine incecik böyle kemik yapısı dar. Tabiri caizse tilki kafalı dediklerimizden değil. Kurt. Dağdaki kurtlar ortalama ne olur? Vücut yapıları biliyor musun? 60'tan da küçük minimum, herhalde. Minimum çakal melezleri 60 santim. Çakal melezleri. Kurtun küçükleri, boz kurt dediğimiz. Onlar 60 santim, 65 santim, 70 santim, 80. Alfalar 90'a kadar oluyor. Alfa kurtlar diye. Köylü tabirinde yalnızlak deriz biz. Yalnız gezen kurtlar. En tehlikeli, en irisi, en baba eti onlardır. Onlar 90 santime kadar olur. Durduğunda insan bir de tedirgin oluyor izlerken. Ben 3-4 defa gördüm arazilerde. Ya gerçekten şöyle duruyor. Bir de yan bakışı var. Şöyle baktığı anda kemiklerim örüyor hayvanlar. Değil mi? Sen şimdi bir alfa kurtla 75 santimlik tilki kapalı. Anlatılan kangalı karşı karşıya getir. Ya 90 santimlik bir alfa kurttan bahsediyorsun. Evet. Bir de 70 santimlik bahsedilen kangal. Genel olarak söylenen kangal, kangal. Evet. Standartından köpek bahsediyoruz. Kangal. Herkesin anlattığı mermi gibi köpek, ciğeri de fazla, cesareti de fazla ama boyucuysa yok. Karşısındaki de kendini bir buçuk katı. Şimdi kurt olayı tüm kangalcılar anlatır. Benim köpeğim şöyle kangal, benim köpeğim böyle kurt boğar. Böyle ayı yıkar, böyle domuz kovalar, domuz parçalar. Ben bunların hepsini tersini söyleyeyim size. Benim diyen kangalcının teke tek bir alfa kurdu boğması. Yani dereceye vuralım yüzdelik hesaba. %51 kurt, %49 kangal. Kangalın %49'unun da bir ihtimali var. 6-7 ay, 8 ay, 9 ay dağda gezmiş. Yani ciğerini açmış. İçindeki kan hattı safkan, tam yürekli. Derken bu arada baba karımız da geldi. Bu senin çiftliğinin bu arada herhalde şeylerinden. Bu benim vazgeçilmeyecek kangalım. Çiftlik bir yana dedin. Kesinlikle. Bu bir yana dedin değil mi? Çiftlik, dükkan, yaptığım ticaretler hepsi bir tarafa. Bu bir tarafa. Ben aldım böyle direkt de elime. Hiç sıkıntı korkma. Olmaz değil mi? Konuya değineyim tekrar abi. Bir kangal önce 6-7 ay bir kurdu yenebilmesi için alfa kurdu diyoruz. Evet. 6-7 ay sürüde görev yapmış. Ciğerleri açık, nefesli ve kas yapısı da oturmuş vaziyette olması gerekiyor. 2. Cüsseli olması gerekiyor. 3. İçinde mangal gibi yürek olması gerekiyor. İçinde mangal gibi yürek olması gerekiyor. Ama gel. Gel bakayım gel. Gel buraya. Şimdi gel. Daha sağlam tutacağım ama bu sefer gidemez elimden. otur. Korkma bak. Bir şey yapmaz otur. Mı? Otur yok. Evet. Senin dediğin gibi aynı şöyle üstüne oturdun gittin ha. Aynen öyle. Evet şöyle boy olarak görecek olursanız yani. Şöyle üzerine yatsam büyük ihtimal koşa koşa beni götürür bu. Maşallah aslan gibi. Şimdi, o konuya devam edelim abi. Kangal'ın burada karşı mücadelesi yani ben abartmayı sevmiyorum. Ben bu işin yalan tarafında yokum. Hep gerçeklerinde oldum. Beni arıyorlar diyorlar ki ben kurtçu köpek istiyorum. Ayı boğan köpek istiyorum. Domuz yıkan köpek istiyorum. Abi benim köpeğim baba kara yıkmışlığı var söyleniyor da ben gözümle görmedim. Yani garanti veririm ama
burada gideceğine, çökeceğine. Çünkü geçmişinde var. Ama onun dışında kafeste büyüttüğümüz yavruların ya da gönderdiğimiz yavruların bir tane kurt göstereceğiz, yıktıracağız onu. Aha kurt bu diyeceğiz. Kafeste köpekler hırslı olur, kurdu görünce çabalar, yırtılır. Millet bunu kurtçu der. Bizde öyle bir şey yok kardeşim. Bir de bu alanda da değil, arazide. Kurdun da şimdi şartların eşit olması tabii, gerekiyor. Tabii. Şimdi kurdu kafese kapattığın zaman o hayvan kafeste bir kere psikolojik olarak geride başlıyor. Çünkü kafeste yetişen bir hayvan değil. Evet. Kangal kafeste yetişmiş ama dediğin gibi bir doğa ortamında kurtla kangal bir araya geldiği zaman sen diyorsun ki ben kangalın kurdu etkisiz hale getirebileceğine inanırım ama boğabileceğine inanmam diyorsun. Yok. Bir alfa kurtla safkan orijinal bir kangalın böyle tam eğitim görmüş, dağda 9 ay 10 ay görev yapmış, karakteri tamamen safkan olan, nefesini açmış bir köpek birebir bir alfa kurtla geldiğinde hani %50 verme şansın bile zayıf. %49 kangal, %51 o da en iyi kangal, en iri kangal, en nefesli, en cesaretli kangal %49'a %51'dir. Yani günümüzden bahsedeyim ben sana. Şu kafesteki bu hayvanı ne yapabileceksin? Dağa götürdün. Bunu 5-6 ayda eğitim versen kurt doğada gezen, vahşi ortama alışkın, ona uyum sağlamış. Ciğeri açılmış, vücut kas yapmış ve kurtların cene yapısı kangallardan farklıdır, köpeklerden farklıdır. Şimdi köpekler mesela savunma gücü deriz biz. Savunma nedir? Diş vurma. Başka bir yerde korktuğunda savunmak için diş gösterir. Kurt onu sürekli yapar. Boğuşun dışında da yapar kurt. Kangal ağzını tutup sıktığında ezmeye çalışır. Kurt böyle yapmaz. Kurt vurup vurup çeker. Kangal eze eze kopartmaya çalışır. Nefessiz bırakmaya ya da kırmaya, ezmeye çalışır. Kangal böyle tutayım çekeyim yok. Tutar, ezer, sallamaya çalışır. Bir noktaya çalışır. Kurt böyle yapmıyor. Ben birebir kurdu gördüm yani. Yaptığı işleri de gördüm. Kurt girdiğinde dişlerle hani koyun üzerinde avlanma içgüdüsünde kurt da aynısını yapıyor. Ama savaşma ortamındayken onu yapmıyor. Kurt vurup vurup çekiyor. Vurup çektiği yerde dişler derinin ucundan patlatıp alıyor. Köpekler... Çünkü hani, herhalde kurtların diş yapıları da kangallara göre daha iri. Daha iri, daha kalındı. Hani eski kangallarınki kurtlar gibiydi işte. Bizim anlattığımız o dev kangallar. Şimdi 75 santim, 60 santimlik kangallardan değil. Eski kangallar 90 santim, 85 santimlik dev gibi olan kangalların dişleri aşağıda kazma sapı gibi tabiri caizse biz öyle cümleler kullanırdık onlara ya. Kazma sapı gibi olurdu evet ha. Evet ya. Aslan dişleri gibi dişleri vardı onların. Şimdi nadir bir iki tane belki bulabilirsin o dişlerden. Senin dün bir iddian vardı abi. Muhabbet ederken bir şey demiştin. Neydi o? Kangalı ev ortamını geçtik. Kangal tüm ortamı uyum sağlar. Bir de bunun sürü görevi var. Kangalın sürü görevi. Bir köpek kangalsa, safkansa eğer 20 yılda, 10 yılda, 5 yılda koyun görmesin. Nereye götürsen götür koyunun içine bırak. Oraya adapte olur. Hemen o sürünü gütmeye başlar. Çünkü içgüdüsünde bu var. Tamam mı? Baba kara tamam geçmişinde koyun yaymışlığı var. Sürüye gitmişliği de var. Ama günümüzde yani iddia ediyorum şunu. Kendine güvenip benim kangalım bir numara. Kurda da, sürüye de, alanına da bir numara diyen arkadaşlara bunu alalım. İşte Ankara, Antalya fark etmez. Nerede bir yerde sürü bulalım. 5 tane kangal seçelim. Herkes köpeğini alsın. Ama sürü başka bir yerde başka bir kişinin olacak. Benim ya da onun değil. 5 tane köpeğe götüreceğiz. Biz gitmeyeceğiz. Köpekleri sürüye indireceksin. Hangisi o sürüde kalacak? Tek tek. Bunu bırakacaksın, bakacaksın. O sürü gidiyor mu? Savunma içgüdüsü var mı? Hiç görmediği bir ortam. 5 köpekle ayrı ayrı yarıştıracaksın bunları. Ayrı ayrı yarışma yapacaksın. İşte götüreceğin sürü hani bunun en büyük avantajı ne? Kurda karşı. Herkes kangal deyince kurt, kurtçu cümleleri kullanırlar. Ya evet. Hayallerde bu var hep. Götüreceğiz. İşte Isparta'nın bir dağında. 5 tane ayrı bölümde sürü yapalım kardeş. Hepsini çekime alın. Ben gelmeyeceğim. Köpeğimi siz götüreceksiniz. O sürüyü sürünün başına indireceksin. Kafasını okşayıp bırakacaksın bunu sürüye. Bu kadar. Bitti. O sürüyü terk etmeyecek. Ben geldim, çağırdım. Benimle gelmeyecek. O sürüde kalacak. Sahibi benim bu köpeğin. Benimle gelmeyecek. O sürüde kalacak. Sürü ancak... Şeye gelecek, ahıra gelecek, ahıra girecek. Ahırda da benim yanıma gelmez. Ben tutup çekmediğim sürece. Öyle mi? Ahırın başında yatar. Dağdaysa al. Hani şehir içindeyse gelir. İnsanlardan çekindiği için. Ama dağda, yaylada, yayla gibi bir yerdeyse bırakmaz. Onu da bırakmaz. Hani bu bir iddia değil. Ben gerçekleri söylüyorum. Kimseyi kandırmadım ben hayatım boyunca. İddia değil, meydan okuma diyelim mi o zaman bu konuda? Vallahi arkadaşlar yanlış anlamazlarsa, tabiri caizse samimiyetle söylüyorum. Meydan okuma diye de kabul edebilirsin. 5 tane kendine güvenen safkan kangalcı arkadaş. Bunları alacağız, sahiplerini götürmeyeceksiniz ama. Köpekleri siz götüreceksiniz. Ben arabamın anahtarını veriyorum, kafesimi köpeğime atıyorum, size teslim ediyorum. Arabanın anahtarını da veriyorsun. Kesinlikle. O kadar. Benim olmadığım bir yere götürüyorsun kardeşim. Bir tane herhangi bir sürü ama köpek olmasın. Dövüşe neden olursun. Köpek olmayacak. İndireceksin. Sen ya da başındaki çoban kafasını bir tane okşayacak. Hadi oğlum deyip topuklayacak oradan sürünün içine. Bırakacak. Ölecek o sürüyü terk etmeyecek. Kurt gelir, tilki gelir, o gelir, bu gelir. Kesinlikle de koruyacak diyorsun. Onu yerinde izleyeceksin. Bıraktığın anda. İşte kangal dediğimiz olayın birinci nedenlerinden bir tanesi. Eğitime gerek yok değil mi? Kangal doğuştan eğitimlidir. Bir kangala süs köpeği gibi eğitemez. Kangala yat kalk otur eğitimlerini versen de 3-5 gün sonra bakar ya bırak ben biliyorum zaten de bildiğini yapar. Çünkü yani kanda şey var dediğin gibi bir kere zaten içgüdüsel bir hayvan. Yani yapması gereken görevi kendisi bildiği için bunu öyle otur yat kalk gibi basit komutlarla bu hayvanı şey yapamazsın yani kontrol altına alamazsın. Çünkü bildiğim kadarıyla dik başlı da hayvanlar. Kendi bildiğini okuyor yani. Kesinlikle sen ne kadar zorlarsan zorla o bildiği doğruyu yapar. Hani derler ya cömert de derse desin hoca bildiğini yapar hesabı. Bu da aynısı. Evet. Bunun içgüdüsünde var o. Yapacağı işlerin hepsi programlıdır.
da doğuştan ya benim de özelliğim değil. Başkasının da özel ürettiği bir şey değil. Genetiğinde olan bir şey. Peki İsmail abi, şimdi bu elimizdeki köpek için kangal değil diyenler oluyor mu? Çok. Mesela buna neden kangal değil diyorlar? Öncelikle bu konuya şeyden başlayalım mı? Kangalın tarihçesinden, bizim topraklarımıza kangal ilk nasıl gelmiş? Tarihi nedir? Ve ardından bir kangal nasıl anlaşılır? Kangalın taşıması gereken özellikler nelerdir? Ona bir değinelim mi abi şimdi bu muhabbetten? Şimdi ben milletin anlattığı normal standartımı anlatayım, bildiğimi mi anlatayım? Kısaca değineyim istersen. Kangalın doğrusunu anlat abi sen. Tamam. Yani doğrusunu bir de senden dinleyelim diyeyim. Doğru tarihçe kangalın Türkiye Cumhuriyeti'nden daha öncesinde Osmanlı hükümdarların bu kıtalara toprak kazanmaya gelirken yanlarında getirdikleri, yani ya da İstanbul şey yanlarında geldikleri köpekler gelmiş. Kangal, Sivas'ın Kangal'da kalmış. Oradan üremeye başlamış bu köpekler. Orta Asya'dan geldiği söyleniyor. Orta Asya'dan işte Osmanlı ile birlikte. Orta Asya'dan buraya geldi. Yani 3-4 tane anlatım var bunda. Kimi işte padişaha hediye edilmiş Japonya tarafından. Kimi Çin devletinden Osmanlı hükümdarlarına hediye edilmiş. Onlarla birlikte savaşlara çıkıp Orta Asya'da kaldığı falan. Hani bizim kısaca geçelim. O kadarın içinde bulunmadığımız için bilim adamı değiliz. O kadar genetiğine girmedik. Gerçekçisi bu. Kangal'da kalıp orada üreyip Sivas'a özgü olan, Sivas'ın ismini taşıyan bir köpek haline dönüştü. Kangal'ın eskiden anlatımı işte bozkarabaş, kırpık tüylü ya da koyun tüylü, işte siyah kafalı, kuyruğu toka dediğimiz, sıfır kuyruk, simit kuyruk dediğimiz Türk köpekler kangal diye anılır. Yani eskiden söyledikleri bunlar. Yalnız ben sana söylüyorum. Hani ben 39 yaşındayım. Ben çocukluğumda simsiyah köpeğimiz vardı. İsmi Richie'ydi. Ama simsiyahtı. Benim diyen köpek kızanını alamazdı. Dağdan havaya getiremezdik. Kışın her gece böyle bizim ev böyle köyün dış tarafında dağın arkasında dağ var. Gece yarısı saat 2'de 3'de oradan sesini duyardık. Yani öyle bir köpekti. Ama simsiyahtı. Dediğim anlattığım beyaz. Yani 90 santim vardı. Üstüne biner geçerdim. Babam onu köylere kiraya verirdi. Ama bembeyazdı. Burnu siyahtı yalnız. Kangalı köpeği köylere kiraya veriyordunuz. Köylere kiraya veriyordu. Sürülerin başına. Evet. Mesela bizim köyümüzün etrafında 5-6 pare daha köy var. Babam sürüyü satınca köpek evde kaldı. Keyif yapıyor. Üst köyden geliyor diyor ki ya işte kurt geliyor şu köpeği bize ver. Tamam iki koyun alırım bir ay gider. Allah Allah. Bir ay oraya gidiyor onun gittiği yere 6 ay kurt gelmiyor. İki koyun alıyor muydunuz gerçekten? Tabii, tabii canım tabii. Bunun bir ay orada görev yapmasına iki koyun alıyordunuz evet, siz. Evet. Köpek satma işi yoktu. Eskiden hani çoğu şey takasla gerçekleşiyordu. Köpeğin de hiç değeri yoktu eskiden. Çok seven bir tane işte 100 kişiden biri aşık olur o beslerdi. Diğerlerine ihtiyaç halinde kapıda bulundurulan bir hayvandı bunlar. Hmm. O yüzden hep boş gezerlerdi. Bununla ilgili bir söz var. Derler ki hani şimdi böyle bir şey isteyince vermiyorsa insan karşında boynunu büker senin gözüne bakar bir şey vermiyorsun ya. Onun da halk dilinde aç itin bazlamayı dangatlediği gibi kapıyı dangatlıyor lan derdi. Yani köpekler aç kaldığı için eskiden yemek yiyince sofra bezini çırparlardı dışarıya böyle sirkelerlerdi. Onun içinde de böyle yufka bazlama kırıntılar olur. Köpek oturur yemek saatini bir kapıyı izlerdi. Aç hayvan. Orada onu bekliyor. Bir tane bazlama parçası düşecek de ben onu yiyeceğim diye. Eski köpekçilik öyleydi. Şimdi bunlar Maraş'ta, Nevşehir'de çok. Niye çok? Elbistan'da falan. İşte o bölgelerin üzümleri fazla. Kamyonlarla bizim burada üzüm fazla olmadığı için kıraç. Kamyonlarla gelirler buraya üzüm satmaya. Köpeği görürler. Orada daha çok önce uyanmış bizimkilerden. Atıyor bir tane tabii, götürüyor. Şu köpeğe bana versin bir kas üzüm veririm. Adam ooo bir kas üzüm veriyor. Köpek ne lan? Tabii canım bu zaten sizin o zamanlar şey yani bunlar bir yavruluyor. Ortada geziyor yavruları tabii, öyle. Tabii, tabii. Sokaktan al adamın şeye koyuyor. Bir de hep saflarla boş gezdiği için az önce dedik ya savaşarak kendi genlerini ürettiği için A kalite yavrular ürüyor buradan. Nevşehir'le almış götürmüş. Bunu birçoğu bana kendileri anlattılar. Ya böyle buraya gelenler ya da benim tura gittiğimde karşılaştığım insanlar. Ya iki kas üzüm verdim işte Sivas'ta bir kangal aldıydım. Arkadaş ne köpekti falan böyle böbürlene böbürlene anlatırlardı. Halen de devam ediyor bunlar. O yüzden orada da çok türedi köpekler. Şimdi, yani o zaman orijinalliğine o memleketler de güzel sahip çıktı diyebilir miyiz? Tabii. Bunu? Meraklısının elinde çok var. Mesela özellikle de Türkiye'de Sivas'tan sonra kangal konusunda en çok anılan yer Bitlis. Mesela Bitlis de o zaman bu kangal konusunda bayağı emek harcamış bir yer. Ben Bitlis'e gidip daha Bitlis'te besleyen birisiyle tanışmadım. Bilmiyorum o yüzden ama benim duyduğum kadarıyla Bitlis'te de emek harcayan çok fazla kangal. Bitlis'te çok fazla yok. Kangal olarak yok. Melezi çok da Bitlis'te yok. Mesela bunların ağırlık olduğu bölgeleri ben sana söyleyeyim. Yine İç Anadolu bölgesinde Ankara, işte Nevşehir, Kırıkkale, Elbistan, Maraş, Tokat'ın bazı bölgelerinde yani bu bölgeye yakın olan yerlerin ellerinde çok fazla var. Sivaslılar hep anlatıyor ben de Sivaslıyım. İşte Sivas, Kangal Sivaslıdır. Ya evet, özdesi, ismi Sivas. Emek veren insan çok fazla. Ama bir Ankara'daki arkadaşımız da bu köpeği almış, soyunu üretmiş. Orası da bozkır. Sivas gibi soğuk. Orası da bozkır. Aynı coğrafya. Aynı coğrafya. O da üretmiş, emek var. Sahip çıkanların, bu ırkı bozmadan yürütenlerin ellerine sağlık. Güzelim memleketi olmaz diyorsun o zaman abi. Olmaz abi ya, olmaz. Ama yani net söylenebilir bir şey var ki bunun Türkiye'deki en güzel temsilcisi, en çok emek harcayan yer Sivas'tır abi kangal konusunda. Kesinlikle. Değil mi? Ama tartışıyor muyuz bunu? Şu anda tartışalım biz bu konuyu ya. Neden bu abi? Konuda... Sen aksini mi düşünüyorsun? Aksini düşünüyorum ben. Mesela bir Sivaslı olarak. Kesinlikle. Afyon'da benim bir arkadaşım var. Bu köpeğe çok emek veren bir arkadaşımız. Adı İlkay. Çocuk tafkana kendini adamış. Süper köpekler üretiyor. Ama bizim buradakiler gidiyor ondan köpek alıyorlar. Gelince onlar kırık. Yani senin köpeğin de oradan geldi. Adam buradan ırkını
almış götürmüş zamanında, üretmiş sahip çıkmış. Şimdi size geri getirdiği zaman sen gelene şey mi diyorsun burada diyorlar yani, kırık bu mu diyorlar? Ya buraya gelince kangal. Zaten buradan gitmiş kırık. Zamanında. O buradan gidiyor. Orada biz oradan baktığımızda kırık diyoruz. Buraya getirince oradan getirdiğimizi söylemezsek burada safkan diyoruz. Böyle bir ikilem var. Hani Sivas'ta maalesef, hani bu sözümü daha önce de söyledim, çok tepki çekti ama insanların emeklerini çalmamak lazım. Bir de bunu kırarak, melezleştirerek insanlara safkan diye sattığımızda biz bununla genetiğiyle oynuyoruz. Tarihi biz oynuyoruz bir yerde. Yani bir kendi ekmeğinize taş koyuyorsunuz. Kendi ekmeğinize taş koyuyorsunuz. Ya şahsımı boş ver. Hani ben bugün varım. Benim gibi 10 tanesi de yarın olmayacak. Ama bu köpeklerin hayatta kalması lazım. Bize lazım olan bu. Bu ırkın safkan olarak sürmesi lazım. Biz şimdi bunu ticarete döktük. Ben de içinde dahilim bu işte. Ne yapıyoruz? Sivas'ta şu anda internete yaz. 50 tane çiftlik çıkacak, satış çiftliği. Kaç tane çiftlik var? Parmakların sayısı kadar. Adam çiftliğim var diyor. Ziyarete gidiyoruz. 5 tane köpek bağlamış. Güzel. 5 köpekten de çiftlik olabilir safkansa. Köpekler melez. Kardeş kaç yavru sattın diyor. Vallahi 300'ü geçtim diyor. Hesap ediyorum. 5 köpek 6 ayda bir yavrular. Hadi maksimum yavrulasa 10 tane. Çok iyi baktı. Takviye verdi. 10 tane. 5 köpek 50. 6 ayda bir yavruladı. Hiç ölmediğini. Hiç şey ölmüyor. 100. Ulan 300 sattı. Bunun 200'ü nereden geldi? O yavrular mı yavruladı acaba? Yok canım, böyle bir şey yok. Çoğala çoğala bizim böyle. Bizim simsarlarımız var. Köpek toprağıcılar. Onlar yavruluyor. Öyle mi? Tabii. Halka kandırmaya çok müsaitiz. Sivas'ta çiftlik sahibi parmak sayısı kadar ama köpek toplayan vücudundaki bütün organlar kadar. O kadar insan var. Parmak sayısını falan, ayak parmakları dahil, uzuvlar, saç organlar. Saç yeterlerine kadar girebilirsin, hiç korkma. O kadar çok insan var. Ben burayı açalım 1,5-2 yıla girmek üzereyiz. 4. ayda 2 yıl olacak burası. Ne diye geçiyor burası abi? Sivas Şarkışlı AB Kangal Çiftliği. Daha önce de burası köpek çiftliğiydi ben devraldığımda burayı. Ben burayı hobime kurdum. Sonradan ticaretime başladık. Gideri fazla olunca kendine dön dersin diye. Aldığımdan sonra kapıya biri geliyor, elinde bir kutu. Abi kaç parayı alırsın? Ne var lan içinde? Yavru var. Bakayım. Lan hep sokak köpeği. Karabaş ama. Ben anlarım yavruyken gördüğümde. %80 anlarım. %20 anlarım. Şey, ona şey mi diyelim o zaman? Sokak normal dişi sokak köpeklerine kangal, sürüdeki kangal atlamış üstüne. Melezlemiş. Melezlemiş. Onlar da doğunca yani. Ortada gezenleri kutuya doldurup sana mı getiriyor adam? Evet. Ben dedim yok almıyorum kardeş. Aldığım da var. Nasıl var? Adamı çok iyi tanıyorum. Kapısında 5 tane ticaretini yapmıyor ama köpeği yavramış, abi şunları al diyor. Ama biliyorum, eminim. Gittiği yere beni utandırmayacak. O yüzden Türkiye'de bu garantiyi veren tek kişi benim. Irk ve yaşam garantisi. Irk bu köpek yavruyken alan insanların %80'i zaten bilmiyor kangalı. 6 aydan önce anlaşılma şansı yok. 6 aylık olduğunda bana biri bunu resmi bir belgeyle sunarsa bu köpek melez diye ben bütün masrafını karşılayacağım. Resmi belgeyi veriyorum. Peki sana nasıl sunabilir? Veteriner hekime gitsin kardeşim. Anlayan 2 kişiye ya da 1 kişiye. Resmi belge derken profesörden, üniversiteden istemiyorum ben bunu. Anlayan bir kangalcıdan 2 satır yazı yazdırır. Eğer o köpeğe melez denirse ben bütün masraflarını ödeyeceğim. O güne kadar vermiş olduğu parayı ve harcadığı bütün parayı verip köpeğimi geri alacağım. Ben bu garantiyi veriyorum. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben veterinerin ağzından şöyle konuşayım. Çoğu insanın tarif ettiği kangal standartlarını mesela sana söyleyeyim. Adam diyor ki mesela burnu düz olacak. Hemfikir misiniz abi? Hamur burun diyorlar. Değilim. Hemfikir değilsin. Yok. Yani adam bunun burnu düz değil diye sana getirip köpeği yok, verdiği değil. Zaman olmaz diyorsun. Az önce benim anlattım. Kangalın burnu düz olmak zorunda değil. Değil. Az önce kangala sana anlattım ben. Rengi de koyu çıkabilir, açık çıkabilir. Kafası simit kafa diyoruz. Mesela bunun biraz sonra oğullarını göstereceğim sana. Bakacaksın. Bak bundaki alına bak. Milletin anlattığı göğüse bak, döşe bak. Buraya %50'si kangal değil diyor. Anlayan adam direkt beni arıyor. Ya helal olsun. Süper bir köpek yetiştirmişsin diye. Anlayan adam. Bana o yorumcular değil. Gerçekleri bilen, yani milletin anlattığı literatürde değil. Cüsse var mı? Var. Yürek var mı? Var. Renk var mı? Var. Hayvanı koyurdu mu? Mermi gibi çarpıyor mu? Çarpıyor. 6 aylıkken göreve başladı mı? Başladı. Kangal bu. Bana kangalı başka türlü. Gözünün yanında şu çıkmış. Burada noktası varmış. Kuyruğunda siyah atımı varmış. Onlar benim kulağıma girmez. Burada kimse de benim karşımda bu konuda konuşamaz. Sen kangalı işlev olarak değerlendiriyorsun o zaman. İşlev. Görevini yerine yürek. Getirme. Bak şöyle. Anadolu çoban köpekleri de var. Aynı yüreklere sahip olanlar. Onlar farklı. Bak mesela Anadolu çoban köpeklerinde şu köpeği aldığında bak rengini geçtik köpeğin, tamam mı? Önden baktığında aslana benzeyecek yürürken. Aslan nasıl yürüyor? Düş, kafa, duruş. Evet. Yandan baktığında kaplana benzeyecek. Bak ön sallı, gerdanı bırakmış, tamam, karnı çekik. Arkadan baktığında çitaya benzeyecek, incecik, öne doğru açılacak. Basarda kusur olmayacak, tamam. Evet. Kangalı böyle adlandırabilirsin. Yani ben şimdi izleyicilerimiz adına sana soruyorum abi. Çünkü ben hani burada bizi izleyen insanların merak ettiği hususları gidermek adına gelip bu soruları soruyorum sana. Evet. Şimdi izleyicilerimiz diyecek ki ya işte kangal tek renk olur diye yorumlar geliyor. Evet. Mesela buna katılıyor musun? Yok, tek renk olur. Vücudunun her yeri, kafası hariç. Bu köpeğe. Veya işte o veteriner örneğinden gidelim. Veteriner demiş ki mesela kardeşim kangal tek renk olur da sana bunu vermişler. Atıyorum diyecek ki ya bunun ayakları beyaz, işte sırtı şu renk, kıç kısmı farklı bir renk dediği zaman ona nasıl cevap veriyorsun abi? Kangalda ala da olabilir. Beyaz da olabilir. Boz karabaş da olabilir. Ama halkın genel buna alıştığı için hani diyecekler ki ben elindeki köpeği anlatıyorum. Ben de o anlatılan köpeklerden de var. Kendi köpeğimi de anlatıyorum. Bunun yavrularının hepsi boz karabaş çıkar. Bunun bir yerinde siyahlık var. O da rahmetli Zincirli Kasım diye bir abimiz vardı bizim. Allah rahmet eylesin. Bu köpek onun köpeklerinden. Keşleri vardı. Kurt gerçekten kurda
orada gitmiş, ayıyla mücadele etmiş köpekler. Savaşmış köpekler yani. Eşlilerdi. Bir çift eşek kadar köpeklerdi. Bu onların kanından geliyor. Rengi oradan geliyor. Bunun yavrularından %10'u kendine çeker. Bu rengi atar. Doğduğunda hepsi bu renkte doğar da 6 aydan sonra hepsi açılıp bozgarabaş haline dönüşür. Bizim Instagram sayfamızda, Facebook'ta biz insanlar gönderdiğimiz yavruları geri takip edip işte 5 aylık hali, 6 aylık hali, 8 aylık hali paylaşıyoruz. Numaralarını da yazıyoruz. Garanti veriyoruz ya biz. Kendimize güveniyoruz. Adama yavruyken göndermişim simsiyah. Yavru şimdi olmuş boz karabaş. Bildiğin milletin anlattığı o karabaş var ya. O karabaş haline dönüşmüş. Sırtı açık renkli, kafa simsiyah. Kimse inanmıyor bunun yavrusu diye. Ya ben yalan söylemiyorum. Adam kapısında büyütmüş köpeği. Benim gönderdiğim hali. Başka yerden almadı ki bu adam. Yani kangalda bir renk aranmaz. Bunu acaba farklı yapmak için şey mi yapmak lazım? Gen testiyle mi teslim etmek lazım? Yani öyle bir seviyeye vallahi geçmek lazım artık o zaman. O İnsanlar diyecek ya ki şunun gen haritasını bir şeyini gösterin bana. Kan değerlerini falan işte kan alacaksın, ölçeceksin artık o seviyeye gelecek o zaman. Güven o kadar mı zedelendi yani? Şimdi benim bu söylediğim konuşmalara da çok tepki duyacaksın sen. Yazacaklar. İnşallah arkadaşlar sağlıyor olur da küfür etmeden yazarlar. Yok o zaten hani onun dışında yapmazlar öyle bir şey. Köpek camiası ya da yorum yapanların %80'inin köpek yakın olacak. Bana ters yorum yapanların de falan çiftliğinin ya da falan köpek için arası iyidir. Onun için bu köpeği karalamak ya da beni karalamak için yorum yapacak. Ama gerçek insanlar doğrular bilsin. Secere diye bir olay var. Köpek soy kütüğü. Ben hiç tutmuyorum onları. Direkt arenada abi seceresi var mı? Kardeş benim secerem yok. Kendi şahsi çiftliğim. Ben güvene dayalı yapıyorum bu işi. Sana 6 ay garanti. Ben kaçmıyorum, göçmüyorum. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Şarkışla'nın girişinde sağ tarafta benim çiftliğim var. İsmail Özbek dediğinde beni bütün ahali tanır. Ben işim köpek tüccarlığı değil sadece. Köpek esnafsın da aynı zamanda esnafım, burada. Burada polis derneği başkanıyım. Çeşitli işler yapıyorum. Yurt dışına ticaretimiz var. Yani ben kaçacak, göçecek, terk edecek bir insan değilim. Ve hiçbir zamanda hiçbir insanın ne kalbini kırdım, ne hakkını çaldım, ne de kötü söz duydum. Hani olabilir. Köpeğe göndermişiz, hastalanmış, ölmüş. Arıyorlar. Hastalandı, öldü. Ağlıyor. Ağlama kardeş. Allah'a hamdolsun ki ben hayattayım, sen hayattasın. Ben bir daha üretiyorum bunu, değil mi? İkinciyi de gönderiyorum. Bedel almadan. Nakliyesini gönderiyorum. Hani benim için insanların güveni ya da insanların dostluğu daha ön planda. Ne kadar güzel abi. Ben hep buna emek verdim ve devam edeceğim. İnsanlar yorum yapacaklar. Bu köpek kangal değil, rengi siyah. Öbürüne diyecekler ki rengi beyaz kangal değil. Soy kütüğü olayı inanmasınlar. Bundan beyaz doğuyor. Ben babasını beyaz köpek varsa beyaz köpek yazıyorum. Niye beyaz çıktı diye. Bundan ala doğuyor. Ben bunu yazmıyorum ala diye. Yani insan oğlunun kalem değdirdiği her yerde bir sahtekarlık vardır. Öyle de ticaret varsa, menfaat varsa o işte kesinlikle. Köpek alacak insanların imkanları varsa gelsinler benim çiftliğime. Babaya baksınlar kafasına, duruşuna. Yavruya baksınlar. Benziyor mu? 1. 2. Anne yanında mı? Altın alıyor mu? Emziriyor mu o yavruyu? Anneye de benziyor mu? 3. Bir de insanların yaptığı emeğe baksınlar. Hani ben buraya 550-600 bin lira yakın para harcadım. 2000 lira için ben burayı satamam. Kendimi de satamam. 3000 lira için ben bu satışı yapamam. Tamam mı? Ya sen o güveni 600 bin lirayla geri de kazanamazsın zaten. Kazanamazsın. 1 milyonla da 2 milyonla da kazanamazsın. Biri çıkıp da bir yorum yapsa dese ki ya beni kandırdı böyle konuşuyor da sahtekarlık yaptı dese ben bittim işte. Konuşmaların hepsinin tersinde. Bu insanlara bunları anlatın. Gittiğiniz yere de bunları sorun. Hani benim burada yıllık üretimim 400 tane. Ama 85 tane damızlığım var benim. Anaç damızlığım var. Benim için standartlarda bir sayı. Ama diğerine git sayı tam söylemez de. 500 yavru satıyor 15 tane köpeğe var. Bunlar imkansız şeyler. Hani ben burada onlara lekelemek için söylemiyorum. 1. Sivas'ı satıyorlar. 2. Kangal'ı satıyorlar. 3. Güveni satıyorlar. 4. İnsanların emeklerini çalıyorlar. Bunlara gerek var mı? Tabii ki de yok evet. Köpek alanların %80'inin maddi durumu iyi. Saygı duyuyorum. Hadi kandırdık bir sefer biz bu adamın parasını aldık. Diğer adam çocuğu otizmli, engelli. Allah göstermesin. O çocuğu eğitim için alıyor bu köpeği. Yanında arkadaş olsun diye alıyor. Sen buna safkan diye satıyorsun. Bana çok telefon geliyor bu şekilde. Veya evini, bahçesini, fabrikasını bu hayvana emanet ediyor. Orayız geçtik. Oraya Anadolu çoban köpeği de olsa, zar da olsa, sokak köpeği de olsa bir nebze bahçeyi koruma içgüdüsü olur içinde. Çünkü bir damarında var ya melezlik. Onu yaptığını kabul ediyoruz. Şimdi şu maddiyat kısmını anlatacağım sana. Çocuğun durumu kötü. Aile ona bakmakta güçlük çekiyor. Çocuğun gelişimine faydalı olsun diye. Hani kangal içgüdüsel bir hayvandır. Kangal küser, kangal ağlar, kangal naz yapar. Öyle bir hayvan. İnsan gibidir yani. İnsanlar bunu safkan diye senden alıyor. Parası da yok. O insan çocuğa zor bakıyor. Arkadaş olsun diye alıyor. Aylık işte 4-5 ayından 200-200 biriktiriyor. Çocuğa köpek alacak. Sen bunun emeğini çaldın. İki yakan bir araya geldin mi kardeş? Yani safkan diye verdiğin için emeğini çaldın. Yoksa o hayvan her türlü çocuğa zaten faydası olacaktır ama kandırdın diyorsun sonuçta. Ya kangal vermiyorlar işte. Onu orada. Şimdi kangal şunun ağzına istediğin kadar eti ver. Benim oğlum kızım gelecek bunun ağzını açacak böyle kardeş. Bak. Ağzı istediğin gibi açacak. Hiç sorunsuzca. İçinden eti gerekirse alacak, tabii. Götürecek. Kangal ve insan. Tamam. Kangal o yüzden insan en yakın canım. Bu melez olsaydı şöyle yaptığın anda gırrrr demeye başlar. Biraz da o zaman şap kapar. Sonra o yüzden insanlara safkan diye toplama köpeklerin satılmaması lazım. Kendin çiftinden üret melez olsun. Onun bir ihtimal güvencesi olur. Ya bu konuya çok doğru değindin abi. Bakış açından dolayı da tebrik ediyorum. Ağzına sağlık. Peki diyorum ya değinmek istediğim aslında açıklık senin fikrini öğrenmek istediğim konulardan birisi de şu. Şimdi tamam örneğini vereceğim köpekler laboratuvar köpekleri işte Rottweiler, Alman çoban köpeği K9 bunlar laboratuvar köpekleri değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, bu vesaire. Pitbull,
Anadolu vesaire. Bunlar farklı ırkların birbiriyle kırılması sonucu evet. ortaya çıkmış. Ve artık oturmuş standartları yüzyıllardır kaliteli bir şekilde devam eden ırklar. Mesela bu kangalın böyle belirlenen standartları yok mu abi? Ülkemizde mesela diyemiyor muyuz? Adamlar Amerika'da çıkmışlar mesela K9 için veya bir Rottweiler için o kadar güzel standartlar belirlemişler ki. İnsanlar kendi yaptığı bir şeye orantı koyabilirler. Allah'ın yarattığı bir şeye orantı koyamazlar. Hani bu şeyle üstünü kapatmak değil. Ya kangalı ben sana burnu kambur, gözünde benek var. Bunları anlatamam. Kangalın minimum cüssesi 78-80 santim minimumu. Maksimum 95 santime kadar çıkar. Az önce dediğim gibi önden baktığında bir aslana benzer. Hani avına giden bir aslan var ya yürüyüşü. Patriler atarı böyle bakarak gidiyor. Önden baktığında onu hissettirecek sana. Yandan baktığında kaplan. O salı, sünü var ya ara salı böyle yana gidiyor. Evet. Arkadan baktığında o çitanın avına gidişi var inceliği. Yani kangal bunların üçünün ortalamasına çıkan bir hayvandır. O yüzden kangallar da savaşmaya götürüyorlar. Çitaya da korumaya götürüyorlar. Bir de içinde mangal gibi yürek var onlara karşı. Döş yapısı. Milletin anlattığı. İşte eskiden köpekler savaşırdı. Ben çok şahit oldum köydekilere. Şu döşte bir kemik boşluğu var bak. Tamam. Bu hızını aldığında burada da aynısı, köpeğe de aynısı. İlk döşüyle vurur. Ben buna birçok kez şahit oldum. Benim birçok köpeğim de öyle şu an. Zaten bunların ölümcül darbe, yani şey darbesi, sersemletme ve 1-0 önde 1-0. Başlama şeyi. Kesinlikle. Bunu önden baktığında bunu görecekler. Bak kafayı görüyorsun. Bu kurt kafalı dediğimiz. Bir de bunun simit kafalısı var. Üst dudak alt çeneyi kapatmayacak. Alt çenenin altıyla sıvır olur. Ağzı açıkken. Kesinlikle. Değil mi? Şimdi geçen bir arkadaş daha geldi. Senin gibi çekim yaptı. Anlattım. Ters eleştiriler gelmiş. Onu da sen de açıklayayım ben. Kangal savaşırken hani tek tutumu var ya, dedik ya eziyor, tutuyor, bırakmıyor diye. Yarım saat 45 dakika tutması gerekiyor kurdu. Dudak var. Malaklı melezi köpek. Dudak var. Kapattı. Ağzı kapalıyken yanında arkadaki ağzı boşluğuyla nefes alması gerekiyor köpeğin. Dudak da buraya kapattı. Nasıl 40 dakika tutacak bu köpek? Bu çok daha şey bir bilgi oldu. Ya. Daha bilimsel bir bilgi oldu bu. Yani dediğin gibi ağız, dudaklar ağzı kapattığı zaman bu hayvan bir şey ısırdığında nasıl nefes alacak? Uzun süre nasıl tutacak? Tutup bırakmıyor ki. Kanka kurdundan savaştığında tek tutuyor, bırakmıyor uzun süre. Yarım saat 45 dakika boğazını tutacak, sıkacak, bırakmayacak. Ona da kendi ciğeri yetecek ki bu savaşı kazanacak. Anlatıyoruz ya hep. Bu köpekte anlatılan ağız yapısı. Burnu kambur değil. Benim köpeğim Safkan. Ama burnu anlatılanın kambur değil. Bak ağaçtan gelmiş, çökünce inmiş, aşağıya inmiş. Ama ağız yapısı burada ağızlı bak. Dişi bir aslanın ağzı gibi aynı. Şöyle dişlerine evet. de dişlerine de mesela değinelim. Ben birazcık samimiyet bulunca biraz hayvanda. Biraz yaşı geçti bak. Bu bile çok küçük. Eski dişler kangallarda burada. Tamam oğlum. Dur. Tamam. Tamam. Senlik bir şey yok. Sen buradasın şu anda. Olay yok sana. Bak ağzını kapatıyor. Bak elim ağzında. Tamam. Ağzını kapattı. Şuradaki boşluğu açtığında bak buradan nefes kanalı var. Tamam mı? Buradan nefes alacak bu köpek. Bak ağzı kapalı. Parmağımı sürüyor şu anda. Buradan nefes alacak ama bu parmağı hiç bırakmayacak. Melez olan, dudak olan köpekler uzun süre savaşamazlar. Kangalla bakılması gereken bir özellik. Bunun kafası küt de olabilir. At ağızlı, kurt ağızlı dediğimiz değil. Kafa daha geride. Burnu kısa ama dudak olmayacak. Ona bak. Hani azıcık köpeğe merak olan kangal birazcık araştırmış insan aslında bunu gözlerine bakınca anlar ya. Gözlerde de badem. Ya badem madem de hikaye. Bu açık renkli de olur. Göz rengiyle değil. Bir köpek bir insanla bütünleşebiliyor. İçgüdüsel olarak. Gözlerine baktığın anda onu hissedersin. He sen hissiyattan bahsediyorsun. Evet. Gözlerin renginden değil. Ya baktığın anda bir kurt köpeğe ya da bir bulldog, bir pitbull'la bunu göremezsin. Kangala baktığın anda göz göze geldiğinde ilk aç dedikleri cümle var ya. Böyle bir çarpıntı yapar. Onu hissedersin o köpekte zaten. Merakın varsa. Gidince bir çiftliğe gel. Şöyle köpeklere bakarak git. Göz göze gelmeye çalış. O sana hissettirir onu zaten. Değil mi? Yani insana o güveni veriyor. Mesela çok büyük de olsa ne kadar işte diyorum ya karakterli bir hayvan oluşundan kaynaklı. Kendine has bir karakteri var mesela. Şu an o kadar güveniyorum ki ağzını da tutabilirim, elimi ağzına da sokabilirim. Hiçbir gittiğin çiftlikte bunu yapmamışsındır. Getir elini. Korkma. Getir. Korkma getir. Korkma beni dinle. Sok. Parmağını sok. Yandan sok ağzına. Gel. Evet şu an. Sok. Güven testi yapıyoruz. Getir. Güven testi yapıyoruz şu an. Bıraktım. Baba karanın bak. Ağzına elimizi soktuk. Yani evet. Sen iyi bir insansın. Niye iyi bir insansın? Baba kara gibi benim bu soydan gelen 9 tane daha köpeğim var. Bir yabancı geldiğinde bunlara bakarım ben. O insanlara ben not veremem. Konuşup samimiyet kurmadan, alışveriş yapmadan ama köpeklere not verebiliyorum. Baba kara %20 insana tavır gösterir. Art niyet, içgüdüsel olarak kötü düşünen, buraya pahalı bir şeye gelmiş olan insanları hisseder. Baba kara kalkıp da insana bakıp geri yatmışsa o adam melek gibi adam. Hiç korkma. Baba kara ayağa kalkıp burnunu katlayıp yan bakmaya başlamışsa dikkatli ol. Baba kara ayağa kalkıp kuyruğu katlayıp kafese vuruyorsa o adamı buraya sokma. Gönder. Sen o zaman bu bildiğin şey ya yalan makinesi aynı zamanda. Böyle test, yalan testi yapıyor mesela. Direkt sen baba karaya göster o adamı. Baba kara ne olduğunu sana söylesin ha. Ben buradan bu çiftlikten
Hani şunu da söyleyeyim, millet yanlış anlamasın. Şalamak değil de köpeğin içgüdüsüne güvenerek bu kapıdan belki 40 kişiyi kovmuşumdur. İçeriye almamışımdır. Önce baba kara sevecek diyorsun gelen adamı. Bizim hissedemediğimizi, bizim göremediğimizi onlar bir bakışta görüp bir bakışta hissedebiliyorlar. O da bir bağdan gerekiyor işte. Kangal o yüzden bir eve girdiğinde hani kangal sadece bir sürü köpeği değil. Dağda kurtla savaşan bir köpek değil. Bunu şivava gibi evde besleyebilirsin. Çiş eğitimini alır. Eve pislemez. Hayatta yattığı yere pislemez kangal. Öyle mi? O kadar temizdir. Mecbur kalmasın, bir kafese koy, 3 gün tutar kendini kafesin içinde. Yatağı yorgana çıkıp da parçalamaz. Tek kötülüğü tüy döküm zamanı vardır. Bak mesela şivavayı evde besliyorsun. Evet, kucağına aldın, sevdin. Harun, kucağına aldın, şivavayı sevdin. Ya da bir puku sevdin. Tamam. Kangalı kucağına alıp sevemezsin. Ama evimiz müstakil. Bahçemiz de var, arabamız da var. Kasada da 50-100 bin euro paramız var. 50-100 bin TL paramız var. Bir şivavı, bir hırsız geldi, ne yapacak? Kadan alayım, beni görmesin deyip kafayı sokacak aşağıya. Kaybolacak. Aynen. Ya da gidecek, hırsızın bacağını yalayacak. Ya da kapıyı açacak ona, gel bak ben buradayım diye. Beni de çal diye. Beni sev diye. Kangal ev içerisinde beslenebilecek en iyi ırklardan bir tanesi. Sürüde olduğu kadar, yazlıkta olduğu kadar. Bir, çocuğuna sahip çıkar. Zarar vermez, kesinlikle eğitir. İki, alan koruması. Senin bahçende senden izinsiz gelen hiçbir yabancı içeriye almayacak. 3. Arabana, karına bekçilik yapacak. Yani o kadar içgüdüseldir. Hiç kimseyi yaklaştırmaz. Allah senin olmadığın Allah. Yerde. Baba yoksa baba olacak, anne yoksa anne olacak o evde. Herkes varsa evde kangal köpeği olup köşe çekilip bekleyecek görev saatini. Millet diyor ki kangal evde olur mu? Kangal Antalya'da da olur, Mersin'de de olur. Hani çok sıcakta çok görev yapamaz. Ama akşam saatleri başladığında kangal içgüdüselini ortaya çıkartır yine. Köyde evde de olur, Boğaz'da, yalıda da olur diyorsun. Kesinlikle, her yerde olur. Kesinlikle. Benim kangal gönderdiğim kesimlerin %80'i zaten ben seçerek gönderiyorum. Herkes al köpek vereyim diyemem. Alım konuşmasından anlıyorum. Soruyorum, soruşturuyorum. Bir, iyi kötü maddi durumu biraz olacak. Maddi durumu yoksa köyde yaşayacak. Bu köpek toprağa basacak. Apartmana götüren diyorum, bahçen var mı? Bahçeye bastırmak zorundasın. Bunu yürüyüşe çıkartmak zorundasın. Tabii, yoksa evde koşar koşar adamı yıkar bu içindeki enerjiyle. Koşmadan evi yıkar yani. Hayvanın sağlığı bozuluyor. Ben artık bu cümlede insanlara düşünmüyorum. Hayvan 6 ayda çok hızlı geliştiği için ilk 6 ay hareket etmesi lazım belli bir süre. Yani günde en az yarım saat ya da 2-3 günde 1-2 saat dolaşması gerekiyor. Bunu yaptırman gerekiyor. Yoksa hayvanın iskelet yapısı bozulur. Çünkü ilk 6 ay çok hızlı gelişen hayvanlar. Eski köpekler niye 90'dı? Şimdikiler niye 60? Ya eskiler hani spor yaparak büyüyordu. Doğada serbest. Birazcık aç kalıyorlardı ama kendi avını çıkartabiliyorlardı. Şimdi günümüzde hayvanlar melez olduğu için ne kadar bakarsan bak büyümüyor. Doğru ırkı doğru kişiye ver. Doğru beslemeyle bak ne hale geliyor. Bunun bir oğlu İzmir'de, bir oğlu Ankara'da. İsimlerini de veririm. En son gönderdiklerimi arıyorlar, Allah razı olsun senden diye. Köpekler şu anda 7 aylıklar. 79 santim yüksekliğindeler. Bunun boyuna geldi baba yani. Baba kara yakında. Baba 83 santim. 79 santim. Bu köpekler 1 yaşında 85-88 santim aralığında ve 90 kilo olacaklar. Garanti veriyorum. Ve bir tane bozukluklukları yok. Çünkü sürekli telefonda irtibattayız. Gittim kontrol ettim. Anlattım birebir yaptırır. Safkan kangalı doğru insana ver. Bütün sonuçları alırsın bir yıl içerisinde. Abi büyümeyen kangalı nasıl büyüdüğünü görürler. Safkan olduğu zaman doğru beslemeyle, doğru antrenmanla, doğru sporla safkan kangalı birine ver. Bir yıl sonra zaten anlar orijinal olup olmadığını. Doğru diyorsun. Kangal doğru insanda ortaya mükemmel bir kangal çıkar. O zaman şöyle kafeslere doğru geçelim. Tabii ki. Diğer hayvanlarımızı da görelim. Emanet sen de. Ben bunu getiririm abi, sıkıntı yok. Biz alıştık. Derken kapıyormuş beni şimdi. Burası baba karanın kafesi değil mi abi? Bura baba karanın haremi. Haremi mi? Evet. Allah Allah. Sırayla elden bak, geçiriyor. Burada bir ayrıcalık var. Şimdi diğer kafese bir tut. Bak. Hiç bak oraya. Üstündeki boşluğu görüyor musun? Bir de buraya bak, komplesine bak. Ha, bu... Niye böyle? Baba karayı istediğin her alana bırak, istediğin kafese koy. Önce o içeriye girer, sağa sola bir dolaşır, bir nokta belirleme yapar, işaretler, sonra oturur, izlemeye başlar. Bir noktaya karar kılır, gevşekliği hissettiği noktaya. Oraya gider, orayı bir yoklar, orayı bir şekilde parçalayıp çıkar ama gevşek noktayı bilir. Zekanın göstergesidir, kangaldaki birinci numara. Ben yok de şey diyeceksin sandım abi, baba karanın altına verdiğimiz bütün dişiler kaçacak, delik arıyor diyeceğiz. Aksine baba karayı hep seviyorlar. Öyle mi? Bak şimdi buradan çıkmaması için. Baba kara bu aradan çıkıp bizi birkaç defa başımız belaya koyan bir köpek. Öyle mi? Evet. Çıtırtıdan sonra da rakip tanımıyor. Diğer kafestekilerin o aradan parmaklarını çekip alıyor. Allah Allah. Evet. Yeter ki yanında bir dişi kızan olsun ya da başka bir dişinin kızanını alsın. Kokuyu alsın. Ölümüne bu kafesleri parçalamaya gider o. Bak komple seyret büyüklükte kapalıdır. Bak gel. Bak aslandan çıkma bir kızımız. Şimdi yavru anlatımını yaparlar sayı olarak. Duracaksın sen. Bak. Aynı anne, aynı babadan çıkan iki yavru. Biri siyah, biri beyaz. Evet. Anlatımda bu kangal, o zaman bu kangal değil. Aynı anadan çıkan yavru diyorsun. Aynı anne, aynı baba. Buyur. Anne burada. Üç kardeşler. Ama yapısal özel, yani diğer işte o bilek kesmeleri dediğimiz evet herhalde. Onlar zaten aynı. Burun yapıları, kafa şekilleri aynı. Evet. Sadece tek fark şu an renk farkı var. İşte hani az önce dedik ya, işte rengi siyah diye kangal demiyorlar. Aynı anne, aynı babadan çıkan iki kardeş. Bunlar yine bile tık benziyor. Çoğu zaman çok farklı yavrular çıkabiliyor. Ya şey diyebilir miyiz? Evet bu kırma, bu orijinal.
Evet. Öyle bir şey mi olamaz işte yani? Anlattığımız abilerimiz sağ olsun. Bu kangal, bu melez, bu bana kalsın kardeş. Ben bunları daha çok seviyorum. Ben bununla mutluyum mesela. Evet. Mesela sayı anlatımı. Kangal 3 yavrular, kangal 2 yavrular. Evet, 3 yavruladı. Aynı kız kardeşi 9 yavruladı. Şimdi onu da göstereceğim sana. Bunun kız kardeşi evet, bir evi. Aynı kız kardeşi. Aynı anne, aynı babadan beraber kardeşler o dişiyle bu. Peki kuzenleriyle arasında benzerlikler nasıl bunların? Yavruların mı? Aha, onlar daha siyah. O yavrular. Şimdi onları da göstereceğim. Evet, onlar daha siyah. Hani sayı olayını unutma. İnsanlar soruyor işte kangal kaç yavrular? Kangal 8 de yavrular. Yumurtlama döneminde çiftleşmişse 13 de yavrular. Bunu unutma. 13 tane de olabilir diyorsun. Evet. Şöyle devam edelim o zaman abi. Bak. Buraya geldik. Burada da bir babamız var şöyle. Baba Kara'nın oğlu bak. Baba Kara'nın oğlu mu? 2 yaşını geçti evet bak. Kendi büyüttüğüm, tamızlığımı aldım. Kafa yapısı babasıyla çok farklı. Bak. Bunun annesi de ala bir köpekti bak. Alaydı. 200 TL'ye aldığım bir köpek bu. Öyle annesi. Mi? Evet. Köyün birine gittim. Az önce anlatmıyor bakınca hissedersin diye. Baktım hissettim, aldım, geldim, bana güldüler. Bekleyin dedim ya. Ben anlıyorsam bekleyin. Bu yavru çıktı, hiçbiri inanmıyor. Yanımda doğurduğu, gördüğün insan bile inanmıyor. Bundan o çıkmaz diye. Bunların hepsi tecrübe. Kendi çiftimde büyüttüğüm bilenlerin yani hepsi emin oluyor. Benim yakındaki de çok iyi biliyorlar. Baba Kara'nın öz oğlu. 89 santim. Hatta bir arkadaşımız 92 santim ölçtü de benim ölçümümde Baba Kara'dan daha büyük zaten tabii, değil mi? Aras ayağa kalktığında 2 metre 40 santim. Ayağa kalktığı zaman. Gel. Gel. Şöyle bak. Biraz da tam yanaşsa baksana. Açıyı açmıyor şu an bak. net aynı boydayız şu an zaten. Açı var. Aradaki açıyı kapatması lazım. Aynen. Düz durduğu onu zaman. Onu kapattığı zaman şuraya evet. Gelecek. Baksana. Bak. Gel. Al dedim. Of. Gerçekten yani aynı boydayız. Ben 1.76'yım abi. Biraz daha yaklaşsa. Şimdi onun duruş açısı var içeriye doğru. Aynen. O tam tele senin gibi dik dursa 2 metre 40 santim. Çünkü biz ölçerken kuyruk sokumuyla burun ucu deriz. Ayak mesafesini de aldığın zaman 2 metre 40 santim. Ya şöyle durduğu zaman bile 1.76'yı rahat gördü yani evet. Şu an. Şimdi sen düz duruyorsun bak beni bir göster. Ben dümdüz duruyorum. Sen kendi boyunda ölçüyorsun. Köpek kalktığında arkası burada, aynen, burada. Aynen. Eğim yani var. En az bir 40 santim ara kapatması var. Onu yediğim zaman kafa havaya kalkacak daha. Çatıya değiyorum kafası. Yemek saatinde görürsünüz. Allah Allah. Evet. Tabii birazdan evet bu arada birazdan et, el arabasıyla böyle etle gezeceğiz burada. Bak. Bak duruşuna bak. Bunun duruşunda melo. Bunun gibi dursa boyu alırsın bunda. Bak. Evet bu şu an doğru boyutta duruyor değil evet, mi? Evet bak açıya bak. Buna da 1.80 falan diyebiliriz buna aşağı da. Aşağı yukarı 1.80. Benim boyum 1.82 benimle aynı boyda gelir. Duruşa baksana ya şöyle ha. Duruyor. Seni sevdirmek istiyorum. Aynen çok güzel duruyor ya. Hadi seni sevelim madem öyle bir pozisyona girdin. Oy tatlılığa bak. Oy. Baksana. Hadi şöyle seveyim seni gel. Gel. Bak. Baba Kara'nın oğlu, Baba Kara'nın kızı. Gel renklere bak. Bak. Yaşlar nedir şu an bunların? Dişi 5 aylık, erkek 6 aylık bak. Ha, daha bunlar 5 ve 6 aylık. Evet bak bu dişi, bu erkeği farklı anneden aynı babadan. Rengi görüyorsun. Bu tona geçti. Bu 1 yaşına geldiğinde kararmaya başlayacak. Bu biraz daha kurda yakın bir... Evet. Kurda yakın bir şeyi var ama abi bunun. Biraz daha böyle yüz, o gözlerindeki maske falan var ya. Evet. Soldakinin Soner. Biraz daha böyle kurda yakın bir şeyi, evet. Yapısı var yani bunun. Millete göre bunlar da kangal değil, anlatımlara göre. Gel, anlatımların kangalı burada bak. Bu dişi al, 60 santim, toz karabaş, kalın, kıvrak, safkan kangal örneği. Verilen örneğe birebir uyan bir hayvan. Evet, herkesin anlattığı kangal bu. Ya bu kangal mı? Evet kangal. Bu niye büyümedi? İki defa hastalık geçirdi. Bu da hastanın kızı mesela. Arkadaki? O timsak. Bizim timsah. Lordumuz. Avını döne döne parçalar o. Allah Allah. Evet, çok yaşlı ve safkan örneği. Gel. Bak. Kaç yaşında? Şu anda 11 yaşında. 11 yaşında. Evet. Onun da şeyi, yüzü çok güzel duruyor yani çok. Gel. Gel buraya. Şurada bir tane bu, canavar vardı. Bu, hangisiydi aslanın o? Aslanın oğlu bak. Bu yani. Hadi. Yeter, gel buraya. Tamam, gel. Gel bakayım, gel. Gel. Hadi koş. Bana da kızıyorsun mu? Dur, seveyim seni. Seni sevebilir miyim? Sevemem herhalde seni. As. Tamam, sonra oynayacağız. Abi bu da çıkar buradan yalnız. Bu da çıkar yavaş yavaş. Maymun gibi. Evet. Gel, geçelim.
Burada abi biraz önce baktığımızdan daha farklı. Tüy yapısı olarak biraz daha böyle şişik bir hayvan var. Tüyleri biraz daha böyle pofuduk evet. bir hayvan görüyoruz. Buna ne diyorsun sen abi? Şimdi onlar iki kardeştir. Onları benim bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım büyüttü, bana hediye etti. Annesi de Safkan, babası da Safkan. Bir damarından attı bunu. Yalnız öz kardeşi, karın kardeşini göstereceğim, bak anlarsın. İnsanlar gelince buna Karadeniz çoban köpeği, işte Oviçarka, Rus köpeği falan gibi yorumlar yapıyorlar ama anne baba Safkan. Altındakiler çıkan yavrularla aşık olursun bunu. Ama kendinin tüy yapısı kangalkinden farklı. Karın kardeşine bak, aşık olursun, o da o enerjide kangal. Şimdi orada Allah Allah. Evet. Şimdi aynı şu solda gördüğümüzün, şimdi aynı karın kardeşine, bir aynı de, ağızdan çıkan. Evet, aynı batım karın kardeşi. Bunu burada Seyhan diye bir kardeşim var benim, çok samimi arkadaşım. O evinde doğutturdu, evinde büyüttü, bana hediye etti ikisini de. Yetişkin olarak verdi bunları bana. Bak bu dişi, bak dişi özellikle al. Birebir Safkan örneği, 79 santim. Yüzüne bak, baba karayı görürsün zaten yüzüne baktığın zaman. Gel bak. Evet bak, baktığın anda baba kara görürsün yüzünden zaten. Rengi farklı mesela, baba karadan çıkan yavru. Bak kuyruk, basar, kaş, göz, döş, ne ararsan var. Sanırım o herkes tarafından anlatılan kangal rengine daha yakın baba karadan, değil mi? Evet bak, milletin anlattığı kangal rengi bu. Kafa boz maskesi olacak, burnu gambur olacak. Ama baba karadan çıkan yavru işte bu. Kangalcıların anlatımını tarifine tersiz. Bak gel. Sana yine anlatıma uygun, milletin anlatımına, benimkine değil. Yine Safkan bir çift. Bak, 1 yaşında erkek yavrumuz. Tamam. Basara bak, kafaya bak, kuyruğa bak. Şu sanki biraz daha iyi gibi mi abi? Bu dişi, bu yaşlı dişi. Bu 5 yaşında. Bunun ayağını sakat ettik. Araba çarptı buna. Evet, devam edelim şöyle. Mesela dişi Safkan örneği. Erkek %20, %30 arası malak kanı var bak erkekte. Bak. Bunun babası nerede? Bunun annesi, babası burada. Aslandan çıkma, annesi kangal melezi, malak melezi bir dişi. Ondan onu eşledik, bunu çıkarttık biz. Kafa yapısına bak, rengine bak. Abi bunu da çok rengini anlatırlar. Ama sen zaten melezle meleze eşleyip bunu çıkarttın. Yanlış anlamadıysan. Yok, biri Safkan, biri melez. Ben şimdi, beni arayıp da ben herkese Safkan diye satmıyorum köpeklerimi. Arayıp da diyor ki benim köpeğim güzel olacak. Kafası çok büyük olacak dedin de. Kardeş sana Anadolu çoban melezi ya da malak melezi gönderiyorum. Ha, özellikle melez diye belirtiyorsun bunu verirken. Kesinlikle. Her verdiğimiz. Adam bana diyor ki ben kangallı önemli değil. Cüsseli babayı, kafası büyük köpek istiyorum. Bunu da o zaman hani şey diyebilir miyiz? Müşterilerine yanıt verebilmek için, müşterilerin talebini yerine getirebilmek için elinde barındırıyorsun. Evet. Ondan dolayı yürüttüğün bir soy. Bunun kanalı ayrı. Bunun gibi de Zindan diye bir köpeğim var. Onu da göstereceğiz şimdi arkada. O da aynı. Anadolu çoban köpeği. Bak şu dişi bir çek. Bak bu dişi 4 yıl türde görev yaptı. Marifetler anlatmayla bitirilmeyecek. Ama rengine bak. Millete göre bu da kangal diye. Gazi, tamam. Burnunda gazilik şeyleri de var, madalyaları evet. da var. Hepsi var bak. Yaptığı görevleri. Tamam lan. Tamam biz almıyoruz, o senin dişin. Ya, şey yapmıyoruz. Yani, yine bu, lady şu, dişimiz ve Efe'miz bak, erkek o. Efe şeye benziyor abi, Sansar'a benziyor biraz gözler. Efe Sansar'a benzemiyor mu sanırım? Çocuk gibidir ya, gel oğlum gel. Şey Sansar değil, Kokarca'ya benziyor gözlere baksana. Çok tatlı ya. Gel. Bak ikisi de Safkan'dır bunların, tamam. Şunun göz yapısı çok tatlı geldi bana ya. Gözlerinin o rengi var ya, gözlük takmış gibi. Çocuk gibi o ya. Aynen aynen. 4 yaşında ama çocuk gibidir, hiç büyümez o. Bunlar senin damızlıkların değil mi abi? Evet. Damızlık evet. bunlar. Tabii tabii. Üretim şey değil, bak, şu an sürüde görev yapıyorlar mı? Sürüde 4-5 tanesi var sürüye gönderdiğimiz. Bunlar sürüye gitmiyorlar yok, yani değil yok. Mi? Ama bunlar... zamanında yaptılar mı görev? Efe yaptı, dişi de yaptı. Bunlar ikisi de yaptılar. Ya ben çoğuna kıyamıyorum. Hani sürüde görev yapacak. Havesten götürün de köpekler zayıflıyor. Burada bir de görüntü önemi var ya. Gelen insanlara karşı bakın besleme. Sürüde uzun süre gittiği zaman zayıflıyor. İşte bir hafta birini göndereyim, bir hafta birini göndereyim. Ona 5-6 tane standart dedim. Onlar dönüp duruyorlar. He. Hepsini göndermiyorum. Senin kendi çünkü burada küçük başların da var. Onlarla beraber yolluyorsun. Al bak. Bu yavrumuz 8 aylık. 8,5 aylık bak şu anda. Kendim büyüttüm, aslanın oğlu bu. Buyur. Dev kangallar dedik ya, yapacağız onlar işte. Dev kangallar derken? Ha şey. Eski kangallar dedik ya, ona çalışıyorum. Ha, ona çalışıyorsun ben şu an bu soyları. Ben 70'lik kangalı beslemiyorum. 70 santimlik yok bende. 80 ve üzerine çalışıyorum. 90 ve üzerine çıkartacağım onları. Sonraki hedef 100. 100'e çıkamayız, bozulur da. 90 ideal, en ideal. Öyle mi? Valla baktım hakikaten aslan. Türk bu kaç aslanı. Mesela? Şu anda bunun boyu 82 santim. 82, bunu 90'a çıkartacağım evet, diyorsun. Evet, bu 90'ın garantisi var bunda. Şöyle bir şey daha gelecek o zaman. Ölçüm olarak 80, mı? He, aynen. Ya 10 santim mesafe işte, şu kadar 10 santim, gelecek. Şöyle bir şey daha gelecek bunun evet. üzerine. Gel. Sıra dışı bir dişi göstereyim. 88 santim omuz yüksekliği ve Safkan Karan'ın öz kızı. Buyur kardeş. Baba Karan'ın öz kızı evet, bu. Evet, yeni yavrudan çıktı. 88 santim dişi. Bundan çıkanlar hepsi 90 üstü olacak şimdi. Yeni yavrudan çıktı. Büyüyen yavruları inşallah öldürmeden büyütürsek 90 santim yavrular başardık biz. Onları ürettik işte. Baba Karan'a. Peki o diğer tarafta demiştin ya bir de bunun kardeşini görün diye. Bu işte bak. O tüylü köpek var ya. Ha, o tüylü köpeğin bu. Kardeşi evet. de bu. Çakır. Onun tüylü olan ismi Çirkin. Çirkin'in ikisi aynı karın kardeşi. Aynı anne, aynı baba. Bunun birçok delili ispatı da var, sunarız ortaya. Ha bu olur mu? Oluyor kardeş. Meydan burada. Ağaçın orada. Bakabilirsin.
Yani aksini isteyen olursa bunların doğum videosuna kadar, fotoğrafına kadar çocukta mevcut. Aşkla büyüdü. Hepsi var sende mevcut. Bende değil, arkadaşta var. Bana hediye eden arkadaşlar. Ayrıca senin bu hayvanların gelişim süreçlerini ve daha detaylı bilgileri, işte doğan yavruları falan filan da nereden takip edebilirler abi seni? Instagram'dan. Instagram adresinden ağırlıkla, bir de Google sitemizden. Instagram AV Altire Kangal'a girdiklerinde bizim kime gönderdiklerimiz, gelişimleri, insanlar olan referanslarımızla birlikte. Referanslarımız. Orada zaten bir insan girsin oraya. 5 dakika zaman geçsin, arayıp teşekkür edecek bize. AB Altire Kangal çiftliği diye. Evet. AB Kangal diye Instagram'da varsınız. YouTube'da da var mı abi? YouTube'da kendi kanalımız yok da senin gibi sevdiğimiz arkadaşlarımız çekiyor bize. Teşekkür ederiz. O yüzden söz verdiğimiz için biz kanal açmıyoruz. Yani biraz onlar yapsın o işi. İyi, biz şey yaparız abi. Sen yeter ki içerik çekmek iste, biz çıkar geliriz. Bak şunu söyleyeyim sana. Şuna da gerçekten emin ol. Yani beni bütün bu civardaki insanlar tanır. Benim buradaki amacım köpek satmaktan ziyade dost kazanmak. O kadar çok insanı misafir ediyorum ki burada ve gelen her bir insan farklı yani. Buradan değil, şehir dışından. Kapıdan bir insan gelince ben mutlu oluyorum. Sen canın sıkılırsa öyle ki abi ben geliyorum. Dolapta yatacak yerin var. Gördün. Çok güzel çiftlik evimiz var. Aynen. Dolapta yiyeceğin, içeceğin, ne istiyorsan her şeyin var. Atın var, itin var, kuşun var, koyunun var. Al dağa git. Arabalar var. Bin araziye çık, safariye. Tavukların altından yumurtayı da alabiliyoruz. Canlı canlı git yumurtanı al. İçeride tereyağı var, bal var. Kendin kır ye. Bunları ben köpek satmak için yapmıyorum. Dost çevresini büyütmek için. Padişahın 3 oğluna verdiği görev, ikisi kaybeder biri kazanır. Sen ne yaptın deyince ben han yaptım. Ben gidip başka şehirde han yapamıyorum da ama insanlara burada han yaptırıyorum ki benim burada hanlarım olsun diye. Evet, diyorlar ya abi, edineceksen dost edin, düşmanı anan da doğurur. Evet. Ne kadar doğru bir ben söz. Ben o darbeleri çok yediğim için başında da söyledim. Ben dünyaya dolaştım. Çok insanla tanıştım. Çok işler yaptım. Bunu bir laf diye anlatmıyorum. Benim kapım kardeş, abi diyen herkese açık. Telefon edecekten ama hani bir iki gün önce arasında ki bura boş olduğu günlere. Çünkü çok misafir geldiği için. Çalışınca evet. Yerimiz çok fazla yok. Olmuyor. Ben kuzu da kesiyorum. Ata da bindiriyorum. Mangalda yakıyorum. Dağa da gidiyoruz. İsteyen ata binmeye gidiyor. Ben insanların çokluğundan mutlu olan bir insanım. Ne güzel abi. Allah dostlarınla böyle nice güzel günler geçirmeyi nasip etsin, evet, sana. Bak gel içeriden. O başta gösterdiğimiz 3 doğuranın kardeşi. O en başta gösterdiğin. Şimdi o demin gördüğümüz yavruların kuzenlerini mi göreceğiz? Evet bak gel. Şimdi kuzenleri aldık elimize. Evet. Aynı kan, aynı hat. O 3 tane doğurdu. Bu 9 tane doğurdu. Diğerlerini de çek içeriden. Yaralımız olmasın kardeş. Doğrularını da göster. Hemen göstereceğim. Anladın? Bunlar daha 10 günlük falan. 12-13 günlük. 12-13 günlük. Ha. Şimdi bunu nasıl büyüdüğünü anlamazsın abi ya. Öyle, her gün öyle, fark eder. Değil mi? Her gün fark eder. Aynen, bir de ya. Şeyin kulübenin içini çek. Samanların içinde. 9 tane çıktı. Bunların renkleri de daha koyu diyorsun onlara, evet, göre. Evet, onlara göre bir tık daha koyu. Mesela diğerinin açık renkli gibi değil de koyu renkli. Hatta burada da yavrularımız var. Mesela bunların da anne açık renkli, yavrular biraz daha koyu. Evet. Şimdi bak gel. Bunların annesi nerede? Bunların annesi içeride. Bak. Aha rengi bozuk kardeş bunların anasının da. Milletin anlattığına göre. Bu da daha açık. Bazı gerçekleri kimse değiştiremez. Ama insanlar bunun da bilim hocası olmadığı için her anlatılanı doğru zannetmesinler. Her şey doğru değil. Herkes, kimse kimseyi... Herkesin kendine göre bir doğrusu var o zaman. Yani. Kesinlikle herkesin elindeki köpek kendi anlatımına göre kangal. Benim köpeğim buradayken ona sorunca ya o neye yarar? Melez. Benim köpeğim ona verince ooo süper kangalım var. Bunlara gerek yok. Doğru tektir. Önemli olan bunu kabul etmek. O adımda kangalsa onu da kabul edeceksin. Melezse onu da söyleyeceksin. Ama art niyetli, küçümsemecesine konuşmalar, yorumlar insanların kendinin alçak olduğunu gösterir. Kendi karakterine yansıtır. Kangal'da da bir özellik mesela. Burada bir emek var. Bunlara saygı duyacaksın. İnsanları aşağılamayacaksın. Bir söz var ya, biliyorsan konuş alim zannetsinler. Bilmiyorsan sus adam zannetsinler. Bunu yapacaksın. Biliyorsan konuş, hakikaten konuş. Ama bilmiyorsan da sus. Adamlığını bozma. İsmail abi, ben bizi burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sivas'taki abilerimiz, yani Sivas bölümlerimizin tamamında Sivas'ta çok güzel bir misafirperverlik gördük. Çok güzel dostlar kazandık. Seninle de tanıştığım için çok memnun oldum. Köpeklerini gördük. Dobra sohbetini dinledik. Dobralığın için ve dürüstlüğün için de ayrıca izleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi izleyicilerimize? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim kapım dost kapısı, dediğim gibi ne kadar insan gelirse mutlu olurum. Hele sizin gibi güler yüzlü arkadaşları daha çok seviyorum. Eyvallah abi. Güzel vakit geçiriyoruz. Bütün her şeye de yaptığım yorum gibi sağ olasın oğlum. Tamam oğlum. Bana gelmedi Allah'tan. Bana gelsin, önemli değil. Bütün her şeye de yaptığım yorum gibi insanların ne olursa olsun, ne kadar kötü olursa olsun yaptıkları bir işin bir karşılığı var, bir emek var. Onlara saygı lütfen. Hakaret içermeyin. Elimizden geleni herkes yapmaya çalışıyor ama herkesin bir emeğine saygı duymak gerekiyor. Olumsuz yoruma her zaman hazırız. Olumsuz yorum diyorum ya. Soru sorsunlar, anlatsıralım, açıklayalım. Yani köpeği eleştirirsinler, bizi eleştirsinler ama saygı çerçevesinde. Evet, saygı çerçevesinde eleştiri bizi de bir adım ileriye taşır.
Eleştiriyle kabul edebilmek lazım. Bunu da söyleyelim buradan, illa olumlu yorum yapmanıza gerek yok. İlla takdir etmenize de belki gerek yok. Tabii ki. Beğenmezsiniz, beğenmediğinizi de belirtebilirsiniz ama saygı çerçevesinde olursa biz de memnuniyet duyarız. Ben seni açayım kardeş. Buradan ayrıca ya kangal veya işte farklı köpek ırkları besleyen, bu işe emek veren abi kardeşlerimize de seslenelim. Çayımız hazır diyen herkes bizimle iletişime geçebilir. Biz de artık kangalcıların da sesi olmak için mücadele ediyoruz. Güzel içerikler çekmeye çalışıyoruz. Olacaksın. Türkiye'nin her tarafına da gitmeye hazırız. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Tekrardan izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni Ala Türkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abi sana ne kadar fiyat verdiler de sen bu Baba Kara'yı vermedin? Baba Kara'nın etiket fiyatı bizim istediğimiz para 450 bin TL ama bunu satmamak için istiyoruz bu rakamı, satılmasın diye. Bir tane abimiz geldi 400 bin TL'yi verdi, vermedim. Yani 450 dese vermeyeceğim. 400 bin TL? Evet. Baba Kara için ha? 450'yi de verse de vermeyeceğim. Baba Kara bizim kapımızı ürecek. Ya da çok sevdiğimiz bir dostumuz alıp götürecek, başkası olmaz. Para gücünü alamaz abi köpeği. Çok almak istediler. Türkiye'nin birçok yerinden, dünyanın birçok yerinden ama verilmedi, verilmeyecek. Şöyle diğer tarafa geçelim. Zindan normalde bu bahçenin, bu tarafın köpeği değil, diğer tarafın köpeği. Arkada da bir köpeklerle dolu bir bahçe var. Şu çok fena ya. Bana geliyor az daha. Burada da bir diğeri var. Burayı ne hale getirmiş ya? Evet. Vura ne hale getirmiş burayı? Tutabildin mi abi aslanı bu arada? Aslanı da tutabildin. Karanın onu da tutabildin. Yani sen, kanın da var ya. Senin muhtemelen ya büyük deden Sivaslı ya da büyük annen Sivaslı senin. Onu belirt ağrım. TikTok canlı yayında biraz önce İsmail abi dedi ki Soner'in eline dedi bir köpek vereceğiz. Soner bunu zapt edebilir. Köpeğin ismi neydi bu arada? Birincisi Karaoğlu, ikincisi Aslan. İkincisi Aslan. Evet, Aslan. Soner verilen her iki köpeği de zapt etmeyi başardı. Elinde evet. Tuttu başarıyla. Bu gücünden dolayı da, bu cesaretinden dolayı da dedin ki Ala Türkiye ailesine evet. Bir tane kangal hediye ediyorum dedin. Bir tanesini bana hediye etti. Bir tane de seyircilere mi hediye ettin yoksa ekstrasını? Yanlış. Şimdi nasıl onu düzeltelim bir. Evet, açıklık yet. Tabii abi zaten. Kangal 58 bizim TikTok adresimiz. Hı-hı. Biz düzenli çekilişler yapıyoruz. Ala Türkiye olarak buraya geldiniz ve gerçekten çok güzel insanlar. Teşekkür ederim. Samimiyetiniz tüm yüzünüze yansıyor. Ve kardeşimin gücüne ve Sivas dolmasına, yani Sivas'ın kesinlikle var ona eminim. Bir tane yavru sözü. Bir yavru çekiliş için. İkinci yavru da dedik ki yani şu anda alamam. Toprak bir yerim durursa o zaman alır götürürüz. İkinci yavruyu da belli bir zaman aralıkla. Yani ilkinin TikTok'ta çekilişe verilmesi için söz verdim. Ya ona verdim. O oraya atıyor. İkinciyi de daha sonrasında kendine bir tane daha vereceğim. Sadece birbirlerini gördükleri zaman nasıl tepki veriyorlar? Boğuş yok arkadaşlar. Boğuşma falan yok. Köpeklerin boğuşturulmasına biz karşıyız. Siyah zindan alır mı? Yani boğuşma yok onu söyleyelim. Keserim telefonu. Hayır sıkıntı yok. Böyle tutabilirim ben. Sadece bir güç testi yapıyoruz. Acaba bir insan kolayca zapt edebilir mi? Zapt edemez mi? Bir de bunlar Soner efsanesin ya.
Ya bunları zapt etmek gerçekten çok zor. Soner, ayağın yere sağlam basmazsa bunun imkanı yok, tutamazsın. Aynen, şu an gayet bence yeterlisin.